Başla Neslihan, motor. Evet Neslihan, yeni bir hafta, yazı getirdiğin bir hafta. Evin çok sıcak daha. Evim çok sıcak kanlı. Kedi gibi oldum. Kedi mi? Valla mıyıştım. Bal çiçek gibi mi diyorsun? Hı. Doğalgazı Doğalgazı açtım artık, ne yapalım? Giren girsin dedik. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ne Donalım yapacak mı şimdi yani? kardeşim? Ne yap? Donalım mı ya? Buradan ekonomi bakanımıza hocam doğalgaz fiyat. O mu bakıyordu bu işe? Kim bakıyordu? Ekonomi bakanımıza tabii. Genel Gerçi. olarak o bakıyor. Gerçi sıkıntı yok. Hepsi akraba zaten. Birbirinden söyle. Aynen. Bir tepki veremedi korkudan böyle. Aha, aynen evet. Benim yüzüm gözüküyor burada. Evet. Benim de yüzüm gözüküyor. Beni mi hapse atsınlar ta? Nasıl çıktı acaba? Bilmiyorum. Geçen tartışmasını yaptık ya senle, sille. Hatırlıyor musun? Çok Hatırlıyorum. geçti aradan tabii de. İki bölüm, bir bölüm geçti. Aynen. Sille. Evet. Ben ahlat ağacını hala atlatamadım. İşte orada zaten bunun tartışmasını yaptık. Evet, peki sille. Aklıma sence hangi film geldi o Hangi film tartışmadan sonra? geldi? Ne geldi sence? Taha, arkadaşının oynadığı film. Arkadaşının oynadığı Hayır, film. arkadaşının yaptığı film senin. Benim arkadaşımın yaptığı film. Evet, benim arkadaşlarım oynadı sadece. Bilmiyorum, benim çok arkadaşım film yapıyor. Taha, silsile tabii ki. Ha, şu batan. Batan. Batan geminin malları. Gel abla. Lan çocuklar çok güzel film yapmışlardı. Battı ya la o dönem. Aynen ya. Biz de burada anlatalım da bari izlensin, Evet. konuşulsun Belki bir ya. platform almış yayınlıyordu. Bir platform aldı canım, yayınlıyor. Aa, hangisi? Netflix. Tabii ki Netflix. Ben de Blue mu alacak yani? Yani. Blue hileyi alıyor. Ne demek istedin şu an? Kendi filmim, dizimi niye gömdüm la ben? Övdün Aynen, ben de anlamadım. Boş bulundum. Yok yani mü, final sezonunu alamıyor tabii. O kadar kaliteli işi vermiyor. değil mi? Vermiyor musun finali? Hı-hı. Vallahi hak edeni hak ettiği kadar vereceksin daha. Kardeşim bu hayatta biz niye burayı bağladık ya? Silsile. Senin de dediğin gibi çoğunuzun fark etmediği 2014 filmi Silsile'den bahsedeceğim. Bu filmi önerdiğim için de bana aşık olacaksınız. Hepiniz, Wow. herkes bana Neslihan, ben bayılacak. geçenlerde bir yorum okudum. Ne okudun? Seninle alakalı. Ne? Ya bu kadın çok çekici değil mi ya? Bu kadın ne yapacağız bu kadını ya falan, böyle hani oturup masaya yatırmışlar baya bu konuyu. Abi evet ya falan, altında da böyle evet ya. Evet öyle ya, gerçekten Uzun öyle. uzun konuşmuşlar. Uzun uzun ama tartışmışlar diyeceğim, tartışmıyor. Kelime kelime gidiyor böyle. Evet haklısın, doğru söylüyor falan şeklinde yorumlar gördüm. Ya çok O yüzden teşekkür bence ederim. film önermeyi hiç bekleme yani. Sen film önerdiğinde kimse sana aşık vardır. Of, ha, güzel bir şey söyledin. Bir an Güzel bir şey anlamadım söyledim. başta. Çok teşekkür ederim Ama Taha. buradan da herkese o acı şarkıyı armağan etmek isterim. Neymiş ki o? Ama evlisin. Benim değil. Taha Mesela ya. hatta Yıldız Tilbe söyledim bunu. Ne diyorsun? Allah. Ne dedin mesela? Şu an duymadım ve kurguda duyacağım bunu. Evet, beni insanlar duyuyor şu an. Ne Arkadaşlar dedin? sessiz konuşunca sadece beni siz duyuyorsunuz. Evet ya, çok ayıp bir şey. Geçen Neyse şey, tamam. bak onu çektiğimiz o kayıtta söylemiştim. Ses alamadığımız kayıtta söylemiştim. Yine söyleyeyim. Taha böyle ağzının içinde konuşuyor ya. Vını vını. Mikrofonun önünde olduğu için siz duyuyorsunuz, ben duyamıyorum. Geçen işte bölümde bana şey diyormuş. Bağıra bağıra hem de. Bayağı sesi böyle gür şekilde çıkıyor ama ben duymuyorum. İşte bozuk hoparlör. Ben sadece hoparlör olu anlıyorum. Hoparlör olmaya çalışıyorum falan. Konu ne kadar saçmaymış. Niye ben hoparlör oluyorum ya? Biz ne Bilmiyorum. Orayı ben yapıyoruz? niye öyle bir diyaloğa geldi o noktayı şu an hatırlamıyorum. Neyse tamam. Evet. Derdimi anlattığımı Ayrıca içime düşünüyorum. konuşmuyorum. İşini mi konuşmuyorsun? Bak şimdi. Neyse tamam, ben içime konuşuyormuşum. Evet. Evet, kabul et ya. Evet. Dönelim filme. Evet, Bu herkes filmin sana hakkı aşık oldu. yendi. Taha. Evet. O kadar gurur duyulası bir Türk filmi ki. Hani bir gün ırkçı bir arkadaşınız gelip size ya siz de ne film yaptınız? Ağlatmak dışında başarılı olabilen ne filminiz var lan derse ona bu filmi izletin. Sonra şu tiradı atın. Bak beyim, sana iki çift lafım var. Bir, ırkçılığı bırakacaksın. İki, buraya da istediğiniz herhangi bir afilli sözü kullanabilirsiniz. En sonunda da paket yapıp yollayın. Bak öyle bir film bu. Jenerik. Yönetmenimiz Ozan Açıktan'ın senaryosuna katkıda bulunduğu ve yönettiği bu film. Demek ki bu adamda bir şeyler var. Ama işte geçim derdi, zartı zurtu bazı şeylerin önüne geçiyor dedirtti. Çünkü öncesinde aile arasında gibi vasat ve sen kimsin gibi vasat altı bir film çekmişti. Silsile filminin bu filmlerle hiçbir alakası yok. Tamamen yenilikçi ve farklı bir iş olmuş. İşte afişine sakın aldanmayın bu arada. Evet, berbat bir afiş. Katılıyorum. Fakat film çok doyurucu. Hatta şurada başlıyor.
uzunca böyle devam ediyor. Ortada tempo bir minik düşüyor. Sonra tekrar zirvede finale kadar burada gidiyor. Neredeyse hiç durmuyor film. Hasiktir. Oha! Yok canım. Bir dur ulan ne oluyor falan şeklinde ilerliyor. Zaten adından da anlaşıldığı gibi olaylar silsilesi. Filmde çok az mekan var. Dış mekan, işte sokak kısımları Karaköy'de çekilmiş. Bir binanın içi, bir de hastane var sadece. Oyuncu kadrosu da çok az. Yani düşük bütçeli bir film. BKM arada böyle şaşırtıcı işlere yapımcılık yapıyor. Ama bence burada olay şöyle olmuş. Ozan demiş ki yönetmen, abi tamam ben size sulu zırtlak film çekiyorum, gişe yapıyorsunuz ama bir de şöyle bir iş var. Şöyle bir proje var. Değişik bir iş işte, bütçesi de az falan demiştir. Bunlar da neyse, o kadar film çıkıyor bize, verelim 3-5 kuruş da gönlü olsun demişlerdir. Çünkü bu filme sahip çıkılsaymış, adam gibi PR çalışması yapılsaymış yürür gidermiş bence. Konusunun temeline bir aşk üçgeni otursa da hemen ya gene mi aşk demeyin. Çünkü aşk burada çıkar ilişkilerini, gözle görünen şeylerin altındaki pisliği, insanın karanlık tarafını ve fırsat bulanın akbabaya dönüştüğü insan doğasını vurgulamak için kullanılan toplayıcı bir unsur sadece. Senaryoyu çok beğendim. Hem içindeki aksiyon çok güzel yaratılmış, hem de aksiyon akarken sadece bunun üstüne yoğunlaşılabilecekken öyle yapılmamış ve diyaloglara da fazlaca özen gösterilmiş. Diyaloglar çok doğal akıyor. Hiçbir oyuncunun ağzında sakil durmuyor ki zaten oyunculuklar muhteşem. İçin yaptım lan ben bunları. Ha? Bizim için. Para mı istiyorsun? Kaç paralık adamsın? Beni dinlenim anla çıkarma lan. Bir alkol muayenesi yapacağız da. Abi üfleme bence. Buyurun beyefendi, şuna bir üfleyin. Üflemeyecektin abi. Tardun'un oyunculuğuna bayıldım. Avukatı oynayan Esra da çok iyiydi. Serkan Keskin zaten artık rüştünü ispatlamış bir oyuncu. Onun dışında işte tinerci hapçı çocuklar var ki aralarından biri arkadaşım Deniz. Ben Deniz'i tanımama rağmen filmin sonlarına doğru o olduğunu anladım. Çünkü normalde... Ben Deniz'i tanıyorum ama... Deniz'i tanıyor musun? Yok, ben Deniz'i tanıyorum. Ben Deniz mi? Oh! Neden ya? Araya girip böyle bir şey yapayım dedim. Bilmiyorum. Ben Deniz. Küçükken annem beni kuaföre götürüp her defasında şunu derdi. Ben Deniz modeli yapın. Ben Deniz modeli yapın mı? Ama öyle bir şey vardı bir dönem. Ben Deniz niye yok oldu biliyorsun değil mi? Neden yok oldu? Sezen Aksu'ya benzedi. Ya. Tabii. Olabilir. Sezen Aksu mafyadır, sen öyle deme. Aa, tabii olabilir. Canım. Küçük Özlem mafya. Özlem Tekin'i bitirdi ya, Şebnem Ferah çıkaracağım diye. Aa, sen bayağı şokopopsun şu an. Ben niye böyle oldum lan? Bana şokopoptan davetiye geldi, reddettim, gitmedim. Acaba ondan mı bulaştım? Benim demek ki ortak yanlarınız varmış. Keşke gitseydin. Aynen, ben de Şokopop 2 diye kanal mı açsam acaba? Aynen. Comolok da olsun kanalında. Seyat, öz Şokopop. Aynen, öz Şokopop. Tam karşısını açayım. Önümde de böyle kebapçı bir tane amcayı oturtayım. Evet. Niye buraya geldik? Neyse buyurun. Ne diyorduk ya, ben Deniz falan. Nasıl geldik Deniz onunla? Senin arkadaşındı. Ha, Deniz benim arkadaşım. Hani onu bile tanımadın. Aynen, tanımadım. Oynamış. Çünkü normalde olduğu insanın tam tezatı birini oynamış ve çok da iyi oynamış. Normalde çok kibar bir adam çünkü. Bildiğin tanımadım yani. Hilmi abi hastanedeki polisi oynamış. Daha iyi bir kast olamazmış bence. Önce tanıdıklarımı anlatayım da. Hepsiyle gurur duyuyorum çünkü. En çok gurur duyduğumu da sona sakladım. Benim konservatuvardan arkadaşım Emre. Zaten projeden de Emre sayesinde haberdar oldum. Yoksa çok geç fark ederdim herhalde. Yazık vallahi ya. Şöyle işler yapılıyor ama çok az kişinin haberi var. Ama o dönem şeyden. Aslında bunun reklamı yapıldı yani. BKM var sonuçta arkasında da. O dönem Gezi patladı. Gezi, aynen. Oraya da geleceğim. Kesinlikle Gezi'nin bunda etkisi var. Evet. Denk geldi. Buyurun. Cenk'i oynayan İlker Kaleli herkesten bir tık daha düşük bir performans sergilemiş ama kötü değil. Sadece diğerleri çok über oynadığı için o biraz göze çarpıyor ama yine de izlemekten keyif aldım. Nehir Erdoğan da bence bu kast için cuk olmuş. Zaten son esas kızları. Bundan sonra anne falan. Nehir Erdoğanlar, Nurgül Yeşilçaylar bayağı anne oldular. Oğlum biz yaşlandık. Vallahi hakikaten hepsi anne oldu. Anlatımın çok gerçekçi olduğunu da söylemem lazım. Filmi açtıktan sonra artık içindesiniz ve sanki her şey yanı başınızda oluyormuş gibi bir his geçiyor. Hikaye gece başlayıp sabahın erken saatinde bitiyor. Yani 6 saatlik reel bir zaman diliminde geçiyor. Çok gerçekçi olmasının sebeplerinden biri de senaryodaki sırasına göre filmin çekilmesi olabilir. Normalde çok fazla mekan varsa, işte kadro kalabalıksa, atıyorum filmin başında evde başlayan hikaye yine filmin sonunda evde bitiyorsa, bu sahneler arda arda çekilir. Daha az para harcansın mantığıyla. Fakat bu proje buna elverişli olduğu için sırasına göre çekmeyi tercih etmişler. Öyle olunca bu da oyunculukları da yansıyor ister istemez. Yani düşün ki bir kovalamaca sahnesi çekiyorsun ama yakalanma kısmını daha önceden çekmişsin. İşte kovalanırken hissettiğin korku, yorulmayı yaşadığın ve hissettiğin için hemen ardından yakalanma sahnesine geçersen duygunu, ne bileyim, nefes alışverişini daha gerçekçi verebilirsin. Silsile. İstanbul'da, Karaköy'de bir gecede geçen bir aşk ve suç filmi.
Anlatın ne anlatacaksınız? Mesela en baştaki hardcore sevişme sahnesi. Türk filmlerinde alışık olduğumuzun dışında sadece izlensin diye konulmamış. O sahne size hikayeyi tamamlayan şeyler anlatıyor. Demek ki diyorsun bunlar eskiden beraberlermiş. Uzun zaman ayrı kalmışlar ve birbirlerini çok özlemişler. İzine az rastlanır şekilde altı dolu bir sevişme sahnesi. Ya genelde biliyorsun Türk dizilerinde libidoyla çalışıyorlar. Libidonu ön plana çıkıyor. İspanya'da içeride tanımıyorsan tamam. Aynen ama burada öyle olmamış yani. Olmuyor. Libido çok geri şeydi geri ama yani. Çok da güzel bir libido da var ortada yani. Bunun üstüne basmadıkları için. Libido oyunculukta önemli. Başrol oyuncularının libidosu yüksek olmalı. Aynen bence de. Bunu bir de şey yapmıştı, hile ekibi yapmıştı. Tuana Lilith'le öpüşüyordu. O sahnede mesela sırf kekolar izlesin diye konulmamıştı. Lilith Tuana'ya kod aktarıyordu intikam için. İlk gördüğümüz anda bir tuhaflık olduğunu sezmiştik. Neticede finalde gördüğümüz anlatım tamamlandı. Anlayıcı olmuştu. Nasıl? Cambly reklamı gibi araya hileyi çaktım. Kardeşim kanal bizim. Ne dedin? Kanal bizim. Aynen olsun. İstediğin her yere koyabilirsiniz. Pıt. Her yere böyle hile yazabiliriz şu an. Evet. Neyse filme geri dönelim. Müzikleri aç parantez yapacağım. Film açılışı Dead Man's Bones'un parçası Lose Your Soul'la yapıyor. Şarkıyı Ryan Gosling bedava vermiş kullanması için. Zaten bu şarkıyı duyduğum an kalbimi çaldı film. Sonunda çalan şarkıyı da İlker Kaleli söylemiş. Serkan Keskin ve Ozan Açık'tan geli vokal yapmışlar şarkıya. Müzikleri beğendim. Dozunda ve yerindeydi. Filmin hikayesi için Cem Akaş'a ulaşmış Ozan. Kafasındakini anlatıp ondan bir hikaye istemiş. Sonuçtan tatmin olmuş Ozan ama finalin aklında oluşması için tam 6 sene beklemiş. Aynen. Bununla ilgili de şunu söylüyor yönetmen. Meğerse o final benim bu filmde söylemek istediğim şeyi bulma sürecimmiş. Yani aslında ben bir öykünün başlangıcına heyecanlanıp sonunu bulmak için yola çıktım diyor. Bulduğu finalde şunu diyor. Hayat bizden, bizim seçimlerimizden ve isteklerimizden ibaret değildir. İçinde bulunduğumuz egosantrik dünyaların getirdiği benim isteklerim, benim beğendiklerim, benim hedeflerimin dışında başkalarının başka istekleri bizim kaderimizi oluşturur. Hayat bizden büyüktür. Silsile aslında bir kadın filmi ama bunu o kadar belli etmeden yapıyor ve beynimize bu anlamda pozitif düşünceler kodluyor ki bu film bu bizi filmden tiksindirtmiyor. Çünkü bu konu altı çizilerek işlendiği zaman biliyorsun kameralarla kayıt altına alınan sosyal sorumluluk projelerine yardım hareketinin samimiyetsizliği gibi oluyor. Evet bence de. Ama dediğim gibi bu filmde kadınlar çok güçlü fakat bunun altını çizen beylik lafları etmiyorlar. Bunun yerine yönetmen Cenk karakterini biraz silik işlemiş. Böylelikle kadının yanında daha güçlü gözüküyor. Evet. Fakat filmde işlenen duruma göre korkuların silindiği evde aslan olma muhabbeti güzel işlenmiş. Cenk de bir yerden sonra çok da silik ve korkak olmadığını ispatlıyor. O dönüşümü veren sahne çok hoştu bence. İşte eve giren martıyla ortak bir yan buluyor kendinde. Belki de o ana kadar ona yapılan yanlışı bir türlü kendine itiraf edemiyordu ve bunu görmesi için bir fırsattı. Senin de dediğin gibi filmin yayınlandığı dönem, vizyona sokulduğu dönem Gezi dönemine denk geliyor. O da büyük bir talihsizlik tabii. Film için. Biraz orada karambole gitmesi aslında normal. Filmde Serkan Keskin'in olduğu bir sokak sahnesinde duvarda Gezi'nin simgesi olan gaz yiyen kırmızılı kız stensilini görüyoruz. Oradan da minik bir selam çakmışlar seyirci ama bu selam tamamen apolitik. Sadece şunu diyor. Biz bu filmi çekerken Türkiye'de bunlar yaşanıyordu kardeşim. Hayat bizden büyüktür teması aslında film boyunca bas bas bağırıyor. Hikaye durmadan akarken şehir ışıkları, trafik, yoğunluk hiç durmadı. Ve bu da seyirciye dünya sizin etrafınızda dönmüyor mesajı verdi. Ne olur olsun hayat akmaya devam ediyor. Zaten oyunculara konvansiyonel ışık da yapmamışlar. Özellikle arkadaki yaşantıya dikkat kesilinsin diye. Işık kamera filmin önüne geçmiyor. Sadece karakterleri takip ediyor. İzleyiciyle beraber şahit oluyor. Görüntü yönetmeni de çok başarılı. Seni yormuyor ve hikayeyi kendin takip ediyormuşsun hissi veriyor. Yani orada olup o koltukta otursan oradaki kamera gibi sen de soluna bakmayı tercih ederdin gibi. Acaba filmi çekenler bu kadar düşünüyor mudur? Düşünüp anlatabiliyorlar mı acaba yani bu şekilde? Anlatamayanlar oluyor Taha ve ben çok hayret ediyorum. Evet hacı. Yani hangi film olduğunu söylemeyeceğim ama birkaç filmin söyleşisine gittim ben. Hı. Ya orada ben olsam tamam mı? Yönetmen değilim ama yönetmen adına beni konuştursalar çok daha mantıklı. Anlatacağım yani. Sinir oluyorum ya. Evet evet. O bazen iki şey var onun sonucu var. Ya yaptığın filmin farkında değilsin. Ya da o kadar içine girdin ki ifadede zorlanıyorsun artık yani. Hani ifade edemiyorsun. Çok enteresan ya.
Çok sinir oluyorum öyle olunca. Evet. Film, sanat, ışık kullanımı, diyaloglar, renk ve anlatım dili her şeyiyle çağdaş ve iddialı bir film. Hemen gidin izleyin. Daha ne anlatayım ya? Hiç spoiler da vermedim. Konusunu vallahi bile anlatmadım. Hiç spoiler vermedin ha. Vallahi vermedim. Hiçbir şey anlatmadım ki. Konusunu falan hiçbir şey anlatmadım. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapsın bu kız? Netflix yapmıyor benim yaptığımı ya. Her şeyi anlatıyor hikayenin sonuna kadar. Netflix'in açıklamalarının Allah belasını versin. Allah belasını versin bir kere daha. Her Türkiye'de programda bunu yazıyorsa, söyleyeyim. Evet. Kim yazıyorsa o arkadaşı kovsunlar. Evet ya. Gitsin ne bileyim başka bir yerde, başka platformda yazsın. İnci'de falan yazsın. Aynen. Rahat niye rahat bilmiyorum yazsın. İnci dedim. Bilmiyorum yani. Gitsin Film Lovers'da yazsın. Aynen. Aynen olabilir. Olabilir. Film Lovers diye bir şey var yani site. Var evet biliyorum. Böyle her boku biz biliriz. Ama onlar çok geniş. Acı onlar geniş değil. Onlar sürekli sanat yani. Hayır onun kadrosu istiyor. çok adam var içeride. Yani acı. Bazı incelemeleri gerçekten çok güzel. Ya güzel ama bazıları şey da çok boş, anlamsız. Evet. Yani şu an çok fazla insan var orada seçici evet. olmak gerekiyor. Bu arada gerçekten bazı şeyleri çok güzel. Yerinde. Evet evet. Ama şey işte nerede çokluk orada? Bokluk aynen aynen. Biraz daha dikkat etmeliler. Biraz eleme falan yapmalılar bence. Evet kardeşim. Yapın be yapın. Kim söyler? Hangi sinema kanalı, hangi sinema şeyine şey yapmış ya bugüne kadar? Ne kadar iyi niyetli, tatlıyız ya biz. Evet ya neden böyle? Allah'ım ponçiklik. Aynen. Öyle bitti daha. Bitti mi? Hı-hı. Vay be. Bu kadar. Bu da bitti. Bu hafta da bitti. Bu haftalık bitti. Öpüyorum sizi. Seviyorum. Seviyorum lan. Tamam bağırma tamam hadi bitti.